Mustafa Kemal'in askerlerinin, Mustafa Kemal'in askerlerinin, Mustafa Kemal'in askerlerinin. Biraz yüksek ses verin. Türkiye seninle gurur duyuyor. Değerli arkadaşlarım, 97 yıl önce bu binada alkışlar vardı, gözyaşları vardı, kucaklaşmalar vardı. Çünkü 97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi. Bedel ödemişlerdi. Arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi. Ve dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İlk anayasada yazıldığı şekliyle hakimiyet bila kaydı şart milletindir ifadesi aslında Cumhuriyet'in getirdiği güzel bir kavram, güzel bir deyim. Yani halkı her şeyin üstünde tutmak. Bu binayı bugün gezdim doğru. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede 1921 anayasasında yazıldığı gibi hakimiyet bila kaydı şart milletin olacaksa milletten korkmamak lazım. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini, beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz ama şundan bütün milletimin emin olmasını isterim. Bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek barış içinde bütün zorlukları aşmıştır. Ve biz de aşacağız. Ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında güzel Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu bina bizim için çok değerli. İçeride Cumhuriyeti kuranlar bugün aramızda yoklar. Onların her birisine tek tek şükranlarımızı sunuyoruz. Rahmet diliyoruz. Onlar gerçekten de bizi biz yapan değerlerdi. O değerlere sahip çıkmak da bizim görevimiz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Saat 14'te Çankaya Belediyesi'nin bir açılışı var. Burada sıcak siyasete girmek istemiyorum çünkü farklı bir yer burası. Orada her türlü sorunuza cevap vereceğim. Müsaadenizle. Teşekkür ederim. Artık sandık mesajı verdi. Değil mi? Orada. 14'te Çankaya Belediyesi.